Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en lezzetli ve en kolay, en pratik salatasını yaptım. Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden paylaştığım ama maalesef bazı videolarım gibi hak ettiği değeri göremeyen soğuk soğuk çok lezzetli fresh bir salata tarifi bulacak. İnanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli. Bugüne kadar kim yediyse mutlaka tarifini istemiştir. Emin olabilirsiniz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sebzeleri doğramakla başlıyoruz. Bunun için bir adet büyük boy kabağım vardı. Onu bu şekilde jülyen olarak doğruyorum. Bu aşamada doğrama şeklini dilerseniz küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben daha önceden küçük küçük paylaşmıştım. Bu sefer böyle tercih ettim ama yerken böyle kabak tadının çok yoğun olmasını istemiyorsanız eğer küçük küçük doğramanızı tavsiye ediyorum. Evet kabağımı doğradım. Şimdi sırada pancarımı doğruyorum. Pancar olarak turşu pancarı kullanıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, pancarlarımı da gördüğünüz gibi bir tık daha ince doğradım. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız ve aşağıdaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Evet sebzeleri doğradıktan sonra şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra kızgın tavamın içine kabaklarımı ilave ediyorum. Bu aşamada kabaklarımız çok fazla pişmeyecek. Böyle al dente dediğimiz dişe gelir kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra suyunu çekene kadar yüksek ateşte kabaklarımı bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kabaklarım gayet güzel pişti. Bu kadar pişmesi yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kabaklarım soğurken diğer taraftan da yoğurtlu karışımımızı hazırlıyoruz. Bunun için 3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt, 1 adet küçük diş sarımsak, 1 dolu yemek kaşığı da mayonez ekledikten sonra tuzunu da kontrollü bir şekilde ilave edip homojen bir şekilde karıştırıyorum. Genelde yoğurtları kullanırken ben bu şekilde çok fazla karıştırıyorum. Yani böyle parça parça görüntü benim tikim oluyor galiba. Hiç hoşuma gitmiyor. Yoğurdun özellikle böyle kremsi bir kıvam olması gerekiyor. Hem bu şekilde yapıldığı zaman dikkat ettim de çok fazla sulanmıyor ama parça parça olduğu zaman çok çabuk sulanıyor. Evet, yoğurdumu karıştırdıktan sonra pancarlarımı ilave ediyorum. Bir takipçim yorum yaparken şunu söylemiş. Videolarımı genelde ben sanki aptala anlatır gibi anlatıyormuşum. Estağfurullah diyorum. Gerçekten öyle bir düşüncem asla olmadı. Ben sadece detaylı bir şekilde anlatıyorum ki kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Evet arkadaşlar şimdi salatamızı hazırlamaya geçiyoruz. Öncelikle ben ayrı ayrı sunmak istediğim için iki ayrı tabak kullanıyorum. Evet, pancarlarımı gördüğünüz gibi alt kısma döktükten sonra bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı artacak şekilde bu kenara ayırıyorum ve kabaklarımı üzerine döküyorum. Evet, kabaklarımı da üzerine yaydıktan sonra görüntü güzelliği için kenara ayırdığım pembe yoğurdundan bu şekilde üzerine döküyorum. Video uzamasın diye bu kısmı göstermedim. Daha önceden hazırlamış olduğum Zeytinyağında toz kırmızı biber ve cevizle birlikte kavurdum. Üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Bu aşamada cevizlerin böyle toz değil de dişe gelir şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten ayrı bir lezzet katıyor. Bu arada üzerine kesinlikle dereotu doğramanızı, su doğramanızı ve serpmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz yakışıyor. Ben de yoktu o yüzden kullanamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en lezzetli ve en kolay, en pratik salatasını yaptım. Bu şekilde masada iki tarafa servis yapmak istedim. O yüzden ayrı ayrı tabaklarda sundum. Bakar mısınız güzelliğine? Böyle soğuk soğuk, freş bir salata inanılmaz lezzetli ve böyle yani emin olun yemelere doyamazsınız diyorum ve hemen sizin için tadına bakmak istiyorum. Şöyle kenarından. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Dilerseniz bunu böyle küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Daha önceki videomda küçük küçük doğramıştım. Dilerseniz böyle uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Sizin tercihiniz tabii ki. Ben bu sefer böyle olsun istedim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Bunu bu şekilde diyet yapan arkadaşlarım da rahatlıkla yapıp tüketebilir. Doyurucu bir lezzet. Kesinlikle emin olabilirsiniz diyorum. ve Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.